Obezite ameliyatlarından sonraki süreç hastalığın tedavi şekliyle yakından ilgilidir. Bugün obezite ameliyatları denilince ilk akla gelen ve en çok yapılan tüp mide ameliyatları dünyada ikinci sırada düşmeye başladığı için söylüyorum bunu. Gastrik bypass ameliyatı. Duodenal sivilce ameliyatları %1'in altında yapılabilmekte. Laparoskopik yapıldığı, yani kapalı yapıldığı için bu ameliyatlar, ameliyat sonları genellikle oldukça rahat geçmekte. Tabii ki her ameliyatın küçük komplikasyonları veya büyük komplikasyonları olabilir. Ama bir tüp mide örneğinden gidersek, ameliyatın bir safra kesisi ameliyatı kadar riski vardır. Ve bu nedenle ameliyat sonrası da genellikle hastalarda çok rahat geçmektedir. Hastalar ameliyat sonrasında yaklaşık 2 ila 3 gün hastanede yatarlar. Bu süreçte ameliyat sonrasında bir miktar ağrı kesici kullanmamız gerekecektir. İlk gün özellikle, ikinci gün genellikle ihtiyaçları da kalmayacaktır. Ama bunun yanında hastalarda en önemli durum obez oldukları için damar yapılarını korumamız gerekecektir. Toplar damar yapılarını, bacaklarını korumamız için özel çoraplar, hatta böyle pompalı çalışan çoraplar kullanarak damar yapılarını korumamız gerekecektir ki hasta daha sonra da bir süre kullanması gerekebilir. Bunun yanında hastalar ameliyat sonrasında erken dönemde bir ilaç içirilerek, yani röntgenle ilgili bir ilaç içirerek ameliyatlarının etkinliğini ölçecek bir röntgen çekimi yapmamız gerekecektir. Ameliyat sonrasındaki bu süreç, hastanede yapılan 2-3 günlük süreçte hastalara genellikle ameliyat sonrasında birinci gün sıvı gıda vererek normal beslemeye başlamak. Daha sonrasında hastalar hastaneden çıktıktan sonra yaklaşık 4 haftalık bir süreçte sıvı gıdalar, sonra yumuşak gıdalar, daha sonra katı gıdalara geçerek normal yaşamlarına dönerler. Obezite cerrahisi sonrasında hastaların fazla kiloların yaklaşık %60 ile 80'ini vermesi beklenir. Kalıcı kilo kaybı yaklaşık %80 hastada ortaya çıkar. Bunun anlamı şudur, yani obezite cerrahisi geçirdiğinizde sizde kalıcı olarak kilo almadan devam etme şansınız %80'ler civarındadır. Bunun yanında belirli bir hasta grubunda yeniden kilo alma olmakla birlikte eski kilolarına genellikle dönmek pek mümkün değildir. Obezite cerrahisi sonrasında tabii ki hastaların takibi bizim için çok önemlidir. Tüp mide ameliyatlarında hasta takipleri daha liberaldir. Yani çok sık takip gerektirmez. Belirli birkaç parametreyi ölçeriz. İşte vitamin eksikliği var mı, kan değerleri nasıl, beslenme durumu nasıl diye. Hastada çok sık takip etmemiz gerekmez. Ama hastalarımızla sürekli görüşürüz. Durumlarını değerlendiririz. Verdiği kiloları ne kadar olduğunu ve bundan sonra yapması gereken şeylerin ne olduğu ile ilgili ki en önemlisi hastaların hayat biçimlerini değiştirmeleridir. Yaşam biçimleri o hale gelmeli ki obezite cerrahisi artı egzersiz bir yaşam biçimi olmalı.